Sürdürülebilir ve güvenli tarım masaya yatırıldı. Sektör paydaşları bu zirvede bir araya geldi. Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması ilk kez İstanbul'da düzenlendi. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakar'ın açılış konuşmasını yaptığı zirveye Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi katıldı. Tabii ki daha fazlası kullanılsın arzu ediyoruz. Tarım zirvesinde 81 ilden gelen çiftçilerin katıldığı paneller düzenlendi. Tarımın geleceği, sektörün ihtiyaçları masaya yatırıldı. Panellerde gençlerin tarıma özendirilmesi için atılması gereken adımlar konuşuldu. Ziraat Bankası'nın 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü için hazırladığı reklam filmi de yayınlandı. Yaşa, sen çiftçi yaşa. Yaşa, sen çiftçi yaşa. Yaşa, sen çiftçi yaşa. Ulusal kanala konuşan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakar, ilk kez Dünya Çiftçiler Günü vesilesiyle düzenlenen zirveye 81 ilden çiftçilerin katıldığını söyledi. 81 ilden üreticilerimiz var burada. Da bu Ziraat Bankası'nın düzenlediği ilk zirve tarım konusunda. Bundan sonra inşallah bunu kurumsallaştırarak farklı şehirlerde farklı temalarla devam ettiriyor olacağız. Ziraat Bankası Genel Müdürü Çakar tarım kredilerinin ayrıntılarını da paylaştı. Her zaman bizim için tarım en öncelikli sektör oldu. Biz 127 milyar TL tarım sektörüne kredi kullandırmış durumdayız. Bu kredinin 107 milyar TL'si Hazine Maliye Bakanlığı tarafından sübvanse ediliyor. Bizim toplam krediler içerisinde de yine en büyük pazar payına sahip, en büyük paya sahip %21 ile ilk sırada yer alıyor. 739 bin müşteriye kredi kullandırmış durumdayız. Üreticimiz de, çiftçimiz de en entegre, en yakın olan banka biziz. Zirvede konuşan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, tarımın milli güvenlik konusu olduğunu söyledi. Tarımın stratejik bir sektör olduğunu, en az savunma sanayi kadar bir ülke için vazgeçilmez ve bir milli güvenlik konusu olduğunu biz meslek insanları biliyorduk ama dünya önce pandemi ve devamında da Rusya-Ukrayna savaşıyla bunu yaşayarak müşahede etti. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ise enflasyonla mücadele vurgusu yaptı. Enflasyon ataletini beraberce ineceğiz. Maliye politikalarımızın etkin koordinasyonuyla önümüzdeki süreçte enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara indirmeyi hedefliyoruz.